Deniz'le tanıştırıyoruz sizi. Bakalım yaşam enerjisi ne kadar yükseklikte diye. Deniz'e çok teşekkür ederiz. Bize bazı bilgiler ve bazı durumları aktarıyor olacak. Onlardan bir tanesi benim bir kere doğru yere yatmam. Değil mi? Ne yapmam lazım? Bu tarafa doğru mu yatacağım? Hayır, bu tarafa doğru mu yatacağım? Evet. Ayaklarımızı çiğ meşine alıyoruz. Çiğ meşin, çiğ bilebildiğim kadarıyla yaşam demek değil miydi? Yaşam enerjisi demek. Ve bu aletin yaptığı da vücuttaki bütün yaşam enerjisini aktive edip yeniden bütün vücutta canlanmayı sağlamak. Çiğ eski... Tabii uzak doğu tıbbına dayanıyor. Tamamen uzak doğu felsefesine göre adlandırılmış. Önemli olan bu alette omurganızdaki enerji akışını yeniden düzenleyip vücudun oksijenlenmesini arttırmak. Bu arada bütün lem sisteminizi yeniden çalıştırmak. Özellikle hanımlar çok sevecek çünkü selülit problemlerini çok hızlı çözüyor. Görüyorsunuz kızlar, bakalım neler olacak. Şimdi bu ne bu arada, diğeri solaryum dediğimiz şey? Solaryum değil tabii ki ama ismi... Tıpkı senin Yasemin olmadığın gibi. Aynen, aynen öyle. Hot House'da uzak kızıl ötesi ışınımla vücudun yaklaşık 7 santim kadar içine işleyen inanılmaz keyifli bir ısı veriyor. Ama bunu yaparken yaptığı daha önemli bir şey var. İç organların hızlı şekilde oksijenlenmesini sağlayarak onların çok daha sağlıklı olmalarını, kendini iyileştirme kapasitelerinin artmasını ve eğer herhangi bir sorun varsa bunların da hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyor. Özellikle sırt, bel, boyun ağrıları, fibromiyalji ağrıları, hatta yüze uyku maskesi takarak akne tedavilerinde bile bize çok ciddi sonuçlar veriyor. Vay be, harika. Yarım saatlik seansı 10 bin adıma eşdeğer egzersiz yaptırıyor size. Ne? Bir saniye. Ben o zaman boşu boşuna mı koşuyorum o kadar sağa solda antrenman yapıyorum? 10 bin adım dediğin şey yaklaşık olarak yani 5 kilometre mi koşuyor? 5 kilometre için ben yaklaşık olarak 25 dakika mı veriyorum deli gibi koşarak? Burada öyle bir şeye gerek yok mu? Gerek yok. Yani bu arada üstelik bunu yaparken omurlarınıza, belinize, dizlerinize ve ayak bileklerinize hiçbir basınç olmadığı için. Kesinlikle. Çok kilolu insanlar da bundan büyük fayda görebilirler. Ve yorulmadan yattığınız yerde yapabilirsiniz bunları. Yatalak bak, hastalar bile kullanabiliyor bu cihazı çünkü. Ben şöyle söyleyeyim. Bak arkadaş, bana hafif bir yumuşama, bir belerme geldi. Kendim böyle bir hafif şeyse, mutluluk falan. Bir de ısı da geliyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Beni burada tatlı tatlı pişiriyor. Kaç dakika sürüyor bu? Normalde 15 dakikayla başlıyoruz ama... İyi, daha fazlasını açayım. Şöyle ben söyleyeyim. İlerledikten sonra yarım saat sırt üstü yatıyorsunuz. Yarım saatin sonunda çiğ meşini ayağınızın altından alıp yarım saatte yüz üstü yatıyorsunuz. Toplam bir saatlik bir seans oluyor. Yani bu durumda 10 kilometre koş, kesinlikle 10 kilometre koşmuş kadar oluyorsun. Vücudum böyle bir tatlı tatlı bir maşama geliyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben şu anda kendimi sağlıklı olarak varsayıyorum. Genelde de öyle görünüyor. Biri diyelim ki hastaysa, gerçi bu kişiden kişiye değişir galiba ama mesela buna kaç seans gerekir, ona kaç seans gerekir ve kimlere gerekir? Vallahi çok güzel, şahane. Ben o tip numaralar yaparım genelde. Hani çekimlerde şu anda yapasın bile gelmiyor. Sen anlat ablam, anlat. Hareket ettirmemek lazım burada yatarken. Evet. Çok sağlıklı biri için bile tam olarak net fayda anlaşılması için en az 8 seans öneriyoruz. Ama daha kronik bir takım sıkıntıları olan insanlar için bu süreç biraz daha uzayabiliyor. Bir de haftanın kaç gününü ayırabiliyorsunuz? Haftada 3 gün geliyorsanız bir ay muhteşem. Çok net sonuçlar alırsınız. Ki bunu spor mantığında konuşalım. Aslında spor içinde eğitmenler aynı şeyi söylüyor. Yani en fazla 2 günde bir aksatmadan gelmek. Bu da sanırım o şekilde değil mi? Çok önemli. Yani düzenli uygulama yapmak. Bu herhangi bir spor dalı da olabilir. İçtiğiniz antibiyotik de olabilir. İçtiğin içki de olabilir. Tabii o kullanıcıya göre değişiyor. Düzenli kullanmak önemli. Doğru şekilde doğru sonuç alabilmek için düzenli kullanım. Yoksa bir tane bir seans hiçbir şey değiştirmez size. O sanki şey gibi görünüyor bana, hani diyelim ki gribe yakalandın, grip nedir? İşte burnun akar falan, kendini biraz kötü hissedersin. İkinci günde ya da üçüncü günde topladığını düşünürsün. Oysa ki mesela o sana genellikle grip ilaçları 7 gün ya da hekimlerin tabiriyle bir hafta verilir. Dolayısıyla kendini iyi hissetsen bile devam etmek sanırım olayı çözmek için, değil mi? Gerekliyor. O çiğ meşin durdu. Bana böyle bak şey geldi bir... Rahatlama geldi. Çünkü sizi hafif bir meditasyon frekansına sokuyor. Başka bölüm gir, başka bir şey gir, başka.